Bu kez hedefe. Bravo. Bravo. Dünya Kupası da 2019'da. Hepsi üst üste yani. Evet, çok genç yaşta olduğum için gerçekten büyük bir ses getirdi bu. Ama zorlukları da aşarak bu şekilde şampiyon olduk. Antrenmanlarda haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Neredeyse durmadan antrenman yapıyoruz. Top antrenmanlarımız ve koşu antrenmanlarımız oluyor genelde. Bazen de spor salonunda ağırlık yapıyoruz bacaklarımız için, güçlenmek için. Onun dışında mental antrenmanlarımız oluyor. Mental zorluklarla karşılaştığımız antrenmanlar bu şekilde. Cezayir'de ilk olarak Akdeniz oyunları var. Onda ilk defa Akdeniz oyunlarına katılacağım için şampiyonluğumu devam ettirmek istiyorum. Orada da madalya kazanmak istiyorum. Onun arkasından dünya oyunları var Amerika'da. Daha sonrasında Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var mix olarak. O da Fransa'da ve diğerine daha belli değil yere. Hedeflerimiz tabii ki de şampiyon olmak, tekrar ünvanımızı korumak, İstiklal Marşımızı okutmak oralarda. Bocce milli takım oyuncusuyum. Bu sporda dünya şampiyonluğu, Akdeniz oyunları şampiyonluğu, dünya kupası gibi pek çok tarihi başarıyı ülkemize kazandırdım. Şu anda önümüzde Akdeniz oyunları, dünya oyunları, işte Avrupa şampiyonası gibi ciddi maçlarımız var. Hazırlık sürecindeyiz şu anda. Haftanın 6 günü antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. 2 günü veya 3 günü toplu teknik antrenmanlar yapıyoruz. Geri kalan günlerde de fiziksel kondisyonel antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda top antrenmanlarımız sırasında mental çalışmalarımıza da yer veriyoruz. Önümüzdeki maçlarda tabii ki ben en son Akdeniz oyunları şampiyonuyum. İlk olarak bu ünvanımı korumak istiyorum bu senede. Ardından dünya oyunlarında ilk kez yarışacağım. Orada da iyi bir şekilde ülkemizi temsil etmek istiyorum. Avrupa şampiyonası da aynı şekilde. Biz artık finalden başka bir şey mutlu etmiyor. Hatta altından başka bir şey mutlu etmiyor diyebilirim. En son İtalya'daki dünya şampiyonasında da bunu yaşadım. Son saniyede dünya şampiyonluğunu kaçırdım çünkü. Artık gümüşle mutlu olmadığımı acı bir şekilde deneyimledim. Bu sene tamamen altın hedefliyiz. Aynı zamanda akademik çalışmalarımı da devam ettirmek istiyorum. Şu anda gayet iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Şu an tabii ki kış ayından çıktık. Bu süreç bizim için biraz zorlu geçiyor. Daha çok kondisyonel çalışabiliyoruz çünkü kapalı bir sahamız olmadığı için. Ama yine de karda kışta biz teknik antrenmanlarımızı da yapmaya çalıştık. Bence gayet şu an için durumumuz iyi. Umut vaat ettiğimizi düşünüyorum. Artık belli bir seviyeye gelmiş sporcularız. Buket'te ben de hocamızla her türlü teknik taktiksel yeterliliğe sahip, çok başarılı. Yani olmaması için şu anda bir sebep yok gibi. Sporcularımız 2017'den beri dünya dereceleri elde ediyorlar. Dünya şampiyonlukları, dünya kupasını kazandılar ülkemizde 2018'de. Geçen sene de İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında Buket Öztürk dünya şampiyonu oldu. Ablası İnce Öztürk dünya ikincisi oldu. Bu sene de çok yoğun bir programımız var. Haziran ayında Akdeniz oyunları Cezayir'de, daha sonra Amerika'da dünya oyunları ve ülkemizde Konya'da İslam oyunları var ve daha sonra da Avrupa şampiyonası var. Yani bu sene çok yoğun bir tempodayız. Rakiplerimiz çok güçlü. Fakat biz de ünvanımızı korumaya çalışıyoruz. Tekrar dünya şampiyonlukları ve skorlarımızı daha çok arttırarak dünya rekorlarını kırmak istiyoruz. Amacımız ülkemize daha iyi bir şekilde hem temsil edip madalyalar kazandırmak.